Kanal fethiyelerine mutlak şanlar. Yüz yüze siyasette sizlerle birlikteyiz. Bugün bağımsız milletvekili adayı Halil Kosovalı konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Özer. Sizinden ikinci programımız oluyor, yapıyoruz. Evet efendim. Yine dolu dolusunuz gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. Şimdi biz tabii ki Halil Kosovalı'yı tanıyoruz. Ekranlardan olsun, siyasi partiden olsun. Geçmiş dönemde bir partinin ilçe başkanlığını yaptığınız dönemden biz sizi tanımıyoruz, biliyoruz ama... Doğrudur. Ekranları başındaki tanımayan insanlar için Halil Kosovalı kimdir? Tabii ki Sayın Özer, öncelikle aziz ve asil Şanlıurfalı hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Özer, Halil Kosovalı 1989 doğumlu. Harran'da doğdum. Eyüpiye'de yaşıyorum. 2014-2018 Milliyetçi Hareket Partisi'nde bulundum. 2018'den sonra malumunuz üzere İyi Parti'den teklif geldi. İyi Parti'de Eyüp İlçe Başkanlığı yaptım. 31 Mart yerel seçimine kadar, 31 Mart yerel seçiminden sonra evet, il tutumundan ötürü istifa ettim. Bir de malumunuz benim sosyal medyada bayağı izleyici kitlem var, takipçim var, evet. Hep aynı soruyu soruyorlar. Ya işte kardeşim sen kimsin, kimlerdensin? Buna da ben açıklık getirmek istiyorum. Ben Arap kökenliyim. Isyali aşiretine mensubum. Isyali aşiretinin lideri ve reisi benim rahmetli dedem Hüseyin Salih'tir. Evet. Ben genelde hep muhalefet tarafında olduğum için ve muhaliflik yaptığım için yorumlara birçok şu şekilde yorumlar geliyor. Ya kardeşim işte sen MHP bıyığı bırakmışsın, AK Parti'yi eleştiriyorsun. Ya işte kardeşim sen Arap kökenlisin, Arap'tan ülkücü olur mu, sen niye bozkurt işareti yapıyorsun? Birincisi, benim şehrimdeki bıyığım bu MHP'ye özgü bir şey değil, bu hilalin sembolüdür. İkincisi, bozkurt işareti Türklüğün ve bağımsızlığın sembolüdür. Yani bu hiçbir partinin patentinde olan bir şey değildir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ben burada kısa bir soru, bir cevap bekliyorum da. Şimdi siz dediniz ki ben hep muhalefette olduğum için. Evet, doğru. Peki iktidarda ne zaman olacaksınız? Valla iktidarda Rabbim ancak nasip ederse olur. Yani Rabbim nasip etmezse olmaz. Yani herhangi bir partiden mi olabilir, şahsınız olarak mecliste mi olursunuz? Şimdi Sayın Özer, partilerden, bakın ben daha önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bir partiye zaten mensuptum. Evet. Fakat Urfa'da özellikle siyaset zaten kirlidir. En kirlisi de maalesef Şanlıurfa'da yapılıyor. Evet. Urfa'da ayak kaydırma oyunu çok oluyor. Evet. Yani eğer Urfa'da bir yere gelmek istiyorsanız ya genel merkezde adamınız olacak ya da başınıza eğeceksiniz. Taziyelerde il başkanının kondurasını kaldırıp önüne indireceksiniz. O şekilde ancak bir yere gelebilirsiniz. Hiçbir mevki ve makam benim şerefimden üstün değildir. Evet. Hiçbir mevki ve makam benim şerefimden üstün değildir. Evet. Kesinlikle. Peki istersen şöyle bir dünya gündemine gidelim. Biliyorsun savaşın 19. günündeyiz. Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkiledi? Tabii ki bize etkisi var. Etkisinin olmasından ötürü biliyorsunuz biz artık ayçiçek yağı ekmiyoruz. Biliyorsunuz. Ektiğimiz de yetersizdir. Buğdamız yetersizdir. Yani sadece ithal ediyoruz. İthal eden bir ülke olduğumuz için haliyle bizi çok etkiledi. Ve şu an sizin de belirtmiş olduğunuz gibi savaş şu an kimin arasında oluyor? Ukrayna ile Rusya arasında. Fakat en çok zararı biz görüyoruz. Şu an savaşta olan iki ülke, Rusya bize yağ gönderiyor, Ukrayna da bize buğda gönderiyor. Evet. Ukrayna'ya gelelim, Ukrayna direniyor. Ukrayna direniyor. Aynı zamanda Rusya'dan gaz da alıyoruz. Aynen öyle. Doğrudur Sayın Özer. Şu an Rusya direniyor. Sizin de bildiğiniz üzere Rusya'nın askerleri çoğu genellikle bayandır. Erkek nüfusu azdır orada. Bayandır. Helal olsun diyorum ben. Kalaşnikovlarla şarampola yatmış bir vaziyette Rus tanklarına karşı direniyor. En azından bunlar Suriyeliler gibi nargilesini kapan, kaçıp gelmedi. Helal olsun diyorum. Ve Rusya ve Ukrayna konusuna tekrardan gelince kesinlikle ve kesinlikle biz Rusya ve Ukrayna savaşında biz taraf olmamalıyız. Kesinlikle biz taraf olmamalıyız. Çünkü bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Ve Allah'ın adaleti hiçbir zaman şaşmaz Sayın Özer. Belki hatırlıyorsunuz bir Suriyeli
elinde kızıyla beraber sınırdan geçerken Ukraynalı bir gazeteci tarafından kendisine çelme takıldı. Evet. Ve yere düşürüldü. Ve İsrail'in Filistin işgalinde ona en çok desteği veren Ukrayna'dır. 2005, 2004, 2003 yıllarında Irak işgalinde Iraklı kardeşlerimizi öldüren, Iraklı kardeşlerimizi işkence edenler arasında ABD ile beraber Ukrayna'da vardı. Etme bulma dünyasıdır. Ama biz burada vicdane ne diyoruz? Hani güçlünün zayıfı ezmesi hak değildir. Evet. Yani benim şu an mesela gönlüm, bakın benim gönlüm Ukrayna'nın bir an önce kurtulmasındadır. Ukrayna'nın bu işten sıyrılmasıdır ama maalesef artık bu öyle bir hal aldı ki. Davada Rusya haklı ama biz savaşı istemiyoruz. Savaşı istemiyoruz. Aynen öyle. Çünkü insanların öldüğü hiçbir dava haklı değildir. Evet. Hiçbir dava haklı değildir. Rusya Karadeniz'e olan illeri istiyor. Ve Zelenski bildiğiniz üzere bunları vermiyor. Ve artık Rusya girdi. Bu kadar zayiat verdi. Askeri öldü. Şimdi artık yani bu iş arabuluculukla çözülecek bir iş değildir. Kesinlikle. Evet. Çünkü artık Zelenski'ye tutup da bu iki tane ili verirse, Karadeniz'e sıfır olan ili verirse, kendi halkı bu sefer dönüp diyecek ki, ya kardeşim sen madem bu illeri verecektin, bu kadar zayiat niye verdin? Bu kadar zayiatı niye verdin? Ülkeyi niye savaşta sürükledin? Aynen öyle. Ve Rusya da aynı bu şekilde. Rusya da şimdi geri atım atarsa kariyer bakımı açısından dünyada rezil olacak. Zaten oldu. O yüzden dediğim gibi Sayın Özer, bizi ilgilendiren tarafı nedir biliyor musunuz? Şu an savaşta olan iki ülke var. Bir tanesinden ayçiçek yağı alıyoruz. Bir tanesinden de buğda alıyoruz. Biliyorsunuz marketlerde ayçiçek yağı kalmadı. Vatandaşlar marketlere hücum etti. Ve maalesef biraz da karaborsacıların işi değil midir? Yani mesela bakan çıktı dedi ki bizim dedi Temmuz ayına kadar yeteceğimiz yani yetecek ayçiçek yağımız vardır. Bir de karaborsacılardan kaynaklanmadım. Şimdi mesela şekerde olduğu gibi. Şekerde mesela devletin fabrikalarında işte atıyorum işte 297 liradır çuvalı. Fakat piyasada özel şey 397 lira. Fakat bunu şey özel sektörden alıyorlar. 600-700 lira alıyor çuvalı falan. Devletin fabrikaları tabii ki yerel marketlere çok vermiyor bunları. İşte belli marketler var. Belli iş adamları var. Onlara veriyorlar. Oradan bir sıkıntı kaynaklandığı söyleniyor sürekli. Şimdi Sayın Özer, ben size işin özünü söyleyeyim. Tamam. TEKA açıkladı, biz yılda, bakın biz yılda Suriyelilere 9 milyar dolar harcıyoruz. Evet. Yani biz Suriyelilere harcamış olduğumuz 50 milyar dolardan 3 milyar dolarını çiftçiye verseydik, emin olun benle siz şu an burada, bu programda farklı şey konuşuyoruz. Ekmeği, efendime söyleyeyim, yağdan bahsetmezdik. Başka evet. Da bir şey söylemek istiyorum. Evet. Son günde bir de iş piyasaya baktığımız zaman siyasete Tarım Bakanı biliyorsunuz istifasını verdi ve yerine yeni bir bakan getirildi. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun yanında şeyi sormak istiyorum. Şimdi parlamenter sistemine baktığımız zaman parlamenter sistemde bakan seçilmiş yani halk tarafından seçilmiş milletvekili olan biri tarafından bakanlık yapardı. Ama şu başkanlık sistemi de öyle değildir. Hiç bakıyorsun ki parlamenter sisteme hiç benzer yanı yoktur. Hiçbir milletvekili de istese milletvekili de seçebilir ama kürsü sayısını düşürmek istemiyor çok fazla Cumhur İttifakı. Mesela dışarıdan bir bakanı atayabiliyor. Bir gece bir imzanı atayabiliyor. Bu sistem çok da doğru bir sistem midir? Sayın Özer kesinlikle çok yanlış bir sistemdir. Çok yanlış bir sistemdir. Bakın Cicero'ya sordular. Dediler ki Roma İmparatorluğu neden yıkıldı? İşi ehline vermediğimiz için dedi. Ehline verilmeyen her iş yıkılmak zorundadır. O imparatorluk çökmek zorundadır. Yani bakanlığın besinden anlamayan adamı sen getirir de bakan yaparsan, tarım bakanı yaparsan olacağı bu. Ve bugünlerde dikkat ederseniz Sayın Özer yeni bir moda çıkmış. Artık istifa değil de görevden af. Yani istifanın ismi beni affedin. Beni affedin. Peki şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu bakanı affetti. Harran'da, kendi memleketim için söylüyorum. Harran'da, Akçakale'de 300 milyara, 400 milyara, 200 milyara eski parayla konuşuyorum. Kurmuş olduğu elektrik sistemini gelip söken TEDAŞ'ı
ve kolluk kuvvetlerinin yanına götürerek joplanan çiftçi bu tarım bakanını affetmeyecek. Traktörüne haciz giden çiftçi bu bakanı affetmeyecek. Balıkçı affetmeyecek. Arıcı affetmeyecek. Orman yangınlarında gördünüz, yüreğimiz yandı, yüreğimiz yandı. Bakan çıkıp kameralara karşısına çıkarak adeta vatandaşla alay edercesine bırakın uçağı diyor, olan uçaklarda motor var mı diyor, motor. Motor var mı diyor. Evet. Ve bakanın affını istedikten sonra yeni gelen bakanı gördünüz. Kendisine çiçek takdim ediyor hani görevi devraldığı için. Görevden affını isteyen bakanın yüzü gülüyor. Adamın yüzü gülüyor, morali on numara. Görevi devralan neredeyse ağlayacak. Yani bakan değiştirmekle bu iş olmaz. Bu iş olmaz Sayın Özel. Evet. Peki tekrar şöyle dış politikaya bakacağım. Malumunuz uzun zamandır İsrail'le aramız iyi değildi. Keza Yunanistan'dan da yine öyledir ama İsrail ve Yunanistan Cumhurbaşkanları Türkiye'ye geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Özer bakın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız videolarda zaten mevcuttur. Allah'tan video var. Dedi ki İsrail katildir ki öyledir. İsrail çocuk katilidir. İsrail şöyledir, İsrail böyledir demediğini bırakmadı. Ve ben bu görevde olduğum müddetçe dedi, ben İsrail'le hiçbir şekilde olumlu bir şey düşünemem dedi. Evet. Doğru mu? Evet. Ve biz ne kadar yalan desek bile tarih şey etmez, arşivlerde hepsi var. Aynen öyle Sayın Özer. Ve bakın, Arap emirliklerine de gelelim. İkisinin örneği bir vereyim ben. Arap emirlikleri, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bunlar şerefsizdir. Bunlar 15 Temmuz darbesinin finansmanıdır. Dedi mi demedi mi? Söyledi. Söyledi. Şimdi ikisiyle konuşuyor mu? İkisiyle konuşuyor mu? Konuşuyor. Doğru mu? Doğru. İkisini Türkiye'de, bir tanesini İsrail'e Türkiye'ye davet etti. Ve aynı masada oturdu mu? Oturdu. Şimdi ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın, İngiltere'nin eski Cumhurbaşkanı Sayın Churchill'e sordular. Dediler ki Sayın Churchill, sizin en iyi dostunuz kimdir? Çıkarlarım dedi. En iyi müttefikiniz kimdir diye sordu. Ülkemin çıkarlarıdır dedi. Şimdi bir ülkenin çıkarları her şeyin başında gelir. Evet. Şimdi mesela bu Cumhurbaşkanımızın İsrail'le oturması, Arap emirlikleriyle arasını düzeltmesi bazı muhalif olan arkadaşlar tarafından eleştirilebilir. Ki ben de eleştiriyorum. Ama bu aramızdaki arzayı, aramızdaki sorunu mecburen bitirmek zorundayız. Çünkü burada ülkemizin çıkarları söz konusu. Buradan ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail Cumhurbaşkanı'nın hakkında demediğini, İsrail hakkında demediğini bırakmadı. Arap emirlikleri hakkında demediğini bırakmadı. Mısır keza öyle. Peki, hazır bunlarla arayı düzeltmişken, Sayın Özer, hazır bunlarla arayı düzeltmişken, neden biz Beşar Esed'le görüşmüyoruz? Bir şey, kısa bir katkı sunayım burada. Bunu bir gazeteci, iktidara yakın bir gazeteci yazmıştı. Evet. Şöyle söyledi. Dedi ki, çok iddialı konuşuyorum. Çok yakın bir zamanda Sayın Erdoğan Hıncal eşinin Beşar Esad'dan el sıkışır diye. Şimdi sadece benim değil, Türkiye'nin temennisi bu yönde. Neden? Çünkü Beşar Esad'la eğer biz barışmazsak, yani sen Beşar Esad'la arayı düzeltmezsen, bu Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon Suriyeli'yi sen memleketine sağ salim şekilde nasıl göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Aynı şeyde bir de akrabalık bağlarımız var onlarla. Ya akrabalık bağımızdan ziyade Sayın Özer, şimdi hani bir söz var, önce can, sonra canan. Bakın ben geçen bir televizyon programında saat 2 civarlarındaydı. Ya bir profesördü yanlış hatırlamıyorsam, dedi ki Türkiye'deki Suriyeliler 1,5 milyon araba satın almış. Şimdi şöyle bir hayal edelim, bir düşünelim. Bu Suriyelilerin sabah memleketine gönderilmesi halinde, sağ salim bir şekilde Beşar Esed'le arayı düzelttikten sonra gönderilmesi halinde bu TR, yani Türk malı olan arabaların piyasaya sürüldüğünü farz etsenize. Veyahut şu an sanayilerde, iş yerlerinde çalıştırılan Suriyelilerin ülkelerine dönüp
bizim sokaklarımızda aylak aylak gezen, boş gezen gençlerimizin nasıl bir iş bulacağını düşünebiliyor musunuz? Yani biz tutup da Beşar Esed'in gitmesini beklersek bu mümkün değil. Çünkü Beşar Esed gitmez. Evet. Arkasında Rusya var. Sayın Özer. Ki Rusya'nın... Arkasında İran var. Arkasında Çin var. Bu adam gitmez. Ve bu adam gitmiyorsa biz bu adamla uzlaşmak zorundayız. Bu adamla bizim bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok. Evet. Yani sen İsrail'in Cumhurbaşkanı'yla, katil İsrail'le görüşüyorsun. Mavi Marmara'da biliyorsunuz bizim vatandaşlarımızı şehit ettiler. Sen bunlarla görüşüyorsun. Arap emirlikleriyle görüşüyorsun. Ama Beşar Esed katildir. Ben Beşar Esed'le görüşmüyorum. Rusya katil değil mi? Rusya'nın yaptığı şu an nedir? Evet. Şimdi tabii ki tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz malumunuz son dönemlerde akaryakıt zamları vardı. Yağlara yapılan zamlar, şekere yapılan zamlar. Yani iğneler ipliğe her yerde zam oluştu. Bu da ister istemez tüketiciyi olumsuz bir yönde etkiliyor. Şimdi Sayın Özer, bu kadar yağcının olduğu bir memlekette yakın biteceğine ihtimal veren vatandaşlarımıza zaten ben başta anlam veremedim, bu bir. İkincisi akaryakıt fiyatlarına gelince bakın 130 yani Brent petrol 130 dolardan 98 dolara geriledi. Az önce gelirken petrol istasyonuna uğradık 21 lira. Şu an 21 lira mazot. 21'in biraz üstünde 21.7. Biz 21 küsuratı bir tarafa koyalım. 21, 23'ü gördü ve hatta 25 TL'yi görecekti. Son anda o 2 TL 40 kuruş evet, durduruldu. Yani Brent petrol 1 dolar yükselince S400 hızında hemen saat 12'den sonra şu kadar zam gelecek. EPDK açıklama yapıyor. Tam 5 gün üst üste zam geldi. Aynen öyle. Yani saniyelik zam yapıyor. Saniyelik zam yapıyor. Ve şu an Brent petrol düştü. Şu an paraşütle iner gibi yavaş yavaş sindire 50 kuruş 40 kuruş. Az önce ben telefonumdaki bir haber sitesinde gördüm. Doğru mu bilmiyorum. 73 kuruş daha düşecek. Düşecek ile ilgili. Yani şimdi 17, 18, 15 mahalla yani bunun eski fiyata 7 liralara 8 liralara dönüşmesi lazım. 10 liraya razı olsun. Affedersiniz. Çünkü Sayın Özer vallahi size yemin ederim benim çevremdeki insanlar arabasını boşa atarak gidiyor. Hiç ona gerek yok da ben size bir basit örnek vereyim. Ben son bir hafta içerisinde Karaköprü'de oturuyorum. Buradan çıkıp Karaköprü'ne gittiğim zaman trafiğin açık olduğunu. Eskiden o mezarlık yerine geldiği zaman orada bir tıkanma oluyordu. Şu anda Abide'de bir tıkanma oluyor. Şu anda o tıkanma yoktur. İnsanlar iki aracı olanlar artık birini bağlamak zorunda kaldı. Ve şehir içi ulaşımına gidip geliyor. Sayın Özer, Allah sizi inandırsın. Bak çok güzel bir örnek verdiniz. Adıyaman'a hayırlı bir iş için, bir arkadaşım için gittik. Urfa'dan Adıyaman'a gittik. İki tane yolda araba gördük. İkisi de toptancı arabasıydı. Kamyonet şeklindeydi. Ta Gaziantep Yavuzeli çatına kadar. Vatandaş şu an arabasını bilemiyor. Doğru. Adam kontak vuramıyor. Ve hatta bu mevcut olan yeni alım satım yerini biliyorsunuz. Oradan orası aşağı şeydir. Baş aşağıdır diye bir vatandaşımız hani fazla yakıt gitmesin diye kontağı kapatıyor. Kontağı kapattığı için araba boşta gidiyor. Boşta gidince araba dengeyi kaybetti. Direksiyon kilitlendi. Adam iki takla attı. Evet. Şu an hala hastanede. Yani binilecek gibi değil. Bakın benim evimin altında dükkanlarım var. Bazen bizim mahallede Osmanlı'da, Eyüpiye'de elektrik sık kesilip gittiği için bende bir cihaz var. Bu 12 watt yani aküden 220'ye çeviriyor. Darabayı o şekilde açabiliyorum. Elektrikli kepengi. O şekilde açabiliyorum. İnanın şu an 4-5 kişi o makineyi benden istedi. Adam 15 gündür 20 gündür arabasına kontak vuramıyor. Arabanın aküsü bitmiş. O benim cihazımla arabasının aküsünü şarj dolduruyor. Yani artık vatandaş arabasına kontak vuramaz oldu. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Şu an vatandaşlarımız ya işte efendim Rusya'da savaş var. Ya güzel kardeşim tamam biliyorum Rusya'da savaş olduğunu ben de biliyorum. Ama 2008 krizinde
varil 160 dolar oldu biliyorsunuz. Evet. O zaman benzin 2.8'di, motorin de 3'tü. Evet, doğru. Niye o zaman bu kadar artmadı? Şu an artmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Bizim paramız pul oldu. Şu an dolar ne kadar biliyor musunuz? Şu an dolar 14 küsur yani 15'e. 15'e geldi. 15. Şu an dolar 15. Doların 15 olduğu ülkede sen zaten artık mazotu 5 liraya 6 liraya almayı mümkün değil. Mümkün değil yani artık bu geçti. Evet. Bitti bu. Evet. Şimdi bir son 5 dakikamız kaldı ilk bölüm için. İkinci bölüme döneceğiz ama ben şimdi biliyorsunuz ülkemizde doktorların grevi vardı. Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Erdoğan'ın da doktorlarla ilgili bir söylemi vardı. Daha önceden bir çiftçi işte al ananı da git diye. Şimdi doktorlarla ilgili bir söylemi oldu. Bu bir. İkinci sorun da biliyorsunuz başkanlık sistemi vardır. Başkanlık sistemine muhalefet partisi bu sistem ucube bir sistemdir diyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Tabii ki Sayın Özer. Sayın Özer bu bilindik bir şeydir. Daha önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçiye de anam ağladı diyen çiftçiye ananı da al git demişti, kovmuştu. Evet. Bugün de sıra doktorlara geldi. Doktorlara da giderlerse gitsinler dedi. Hatta 4844 tane doktorumuz gitmiş. Bunun en büyük sebep ve nedenleri siz bakkal açar gibi her gün bir özel hastane açtırırsanız bu adamlar doktor nereden alacak? Gelip devlet hastanesindeki doktoru mecburen alacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın sırf maaş yetersizliğinden ötürü doktorlara giderlerse gitsinler demesi kesinlikle ve kesinlikle pandemi döneminde gördünüz istifa etmeleri dahi yasaklandı. Evet. İstifa etmeleri dahi yasaklandı doktorların. Çoluğundan çocuğundan vazgeçtiler pandemi zamanında bizim göz bebeğimizdi ve hala göz bebeğimiz doktorlarımız. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk beni Türk hekimlerine... Sadece doktorlarımız dedi. Değil, sağlık çalışanlarımız hepsi. Tamamı. Aynen öyle. Yani şu an 8000 TL, ya 8000 TL para mı Sayın Özer? 8000 TL şu an bugün de para mı ya? Mazot 25 lira olmuş, 24 lira olmuş. Bu para mıdır? Adam Karaköprü'de oturuyor. Karaköprü'den 800 yataklı hastaneye gelip gidene kadar zaten 100 lira, 150 lira adamı zaten bir yakıtı var. Karaköprü'de 3000'den 4000'den aşağı ev yok. Doğrudur. Yani kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın doktorlarımıza bu şekilde söylemine hatta geri adım atıldı. Dünyanın 5 tane de müjde verdi. Evet geri adım atıldı çünkü gideceklerdi ve gitmemeleri için harekete geçti. İnşallah da gitmezler. Çünkü bizim zaten Urfa'daki hastanelerimizde biliyorsunuz maalesef doktorun D'si yok. Evet. Doktoru böyle mumla arıyoruz, doktor yok. Olan iki tane doktoru da Sayın Cumhurbaşkanımız kovarsa hapı yuttuk. Evet. Başkanlık sistemi için ne söyleyeceksiniz? Hani başkanlık sistemi, muhalefet başkanlık sistemine ucube sistem diyor muhalefet partisi. Ya şimdi Sayın Özer bakın bu sormuş olduğunuz soru ulusal bir sorun sorudur ben yine de cevaplayayım. Şimdi ben muhalefetin neden başkanlık sistemine yani şu an mevcut olan başkanlık sistemine neden ucube sistem dediğini kısa bir şekilde anlatayım tabii. Ben o zaman. Şimdi bakın ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde konuşmuyorum. Şu an mevcut olan sistemle seçilen bir kişi seçildikten sonra oğlunu başkan yardımcısı yapabiliyor ve kendisi vefat etmesi durumunda oğlu seçilmiş başkanın bütün yetkilerini kullanabiliyor. Rektör atayabiliyor, kararname yayınlayabiliyor ve diyelim ki bu babasının yerine gelen oğlan, yani babasının yerine geçen oğlan diyelim ki yanlışlıkla bir hata yaptı. Ancak ve ancak 600 tane vekilden 400 tanesinin oyuyla Yüce Divan'a sevk ediliyor ve Yüce Divan'a sevk edildiği zaman orada da 15 tane anayasa mahkeme üyesi var. Ve bu 15 taneden 12 tanesini de bu oğlan atamış oluyor. Evet. Yani bu sistemi çıkaran kişi beni seni değil tamamen kendini korumaya yönelik bir sistem yapmış. Yani bu göreve gelen kişi ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde yargılanamıyor. Bunun aksini söyleyen profesör hukukçu varsa gelsin tartışalım. Gelsin bana anlatsın ben de ucube sistem demeyeyim. Evet. Ve hatta bakın az önce siz de kendiniz söylediniz. Seçilmişle atanmış aynı olmaz. Doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımız
bir vekil seçilebilmesi için 100 bin oy alması lazım. Aynen öyle. Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Nerede hani dediğiniz gibi mevcut olan vekil sayısı düşmesin diye mevcut olan nerede bir tanesini bulsa getiriyor işte al Maliye Bakanı, Hazine Bakanı. Zaten bunların elinde yetki yok. Yetki yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın izni olmadan herhangi bir basın açıklaması daha yapamazlar. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. İnşallah ikinci hocam. Bölümde de Şanlıurfa'yı konuşuruz. İnşallah Sayın Hocam. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Kosovalı, hemen hemen dünya siyasetini, Türkiye siyasetini konuştuk. Şanlıurfa'ya geldik ama Şanlıurfa'nın da bir ismi vardı. Mahmut Cever'i vardı. Mahmut Cever'i biliyorsunuz daha önceden İYİ Parti'de de şeydir, daha önceden siyaset yapan birisiydi. Daha önce sizin yer almış olduğunuz partide de şu anda transfer oldu. Mahmut Cever'i orada neler diyeceksiniz Sayın Cever'i için? Şimdi Sayın Özer, Mahmut Bey'i ben yakinen tanıyorum. Mahmut Bey İYİ Parti'ye katılmadan önce, yani İYİ Parti'ye katılım yapmadan önce de ben kendisiyle görüşüyordum. Kendisi benimle görüşüyordu. Cevheri ailesi biliyorsunuz Urfa'da sevilen sayılan bir ailedir. Evet. Toplumda karşılığı olan bir ailedir. Ve özellikle kendisi bilge bir insandır. Ben Mahmut Bey'i yakinen tanıyorum. Fakat kendi vekilini seç teklifini getiren kişilerden birisidir. Aynen öyle. Hatta Google'dan veyahut YouTube'dan Mahmut Bey'in 15 yıl önce, 10 yıl önce yapmış olduğu konuşmalara bakın bugün anlatıyor. Evet. Gerçekten ön görüş sahibi bir insandır. Fakatı var bu işin. Ben Mahmut Bey'in İYİ Parti'ye katılmasındaki dönemi geç sayıyorum. Yani çok geç kaldı. Evet. Çok geç kaldı. Çünkü yani işi çok zor. Ben şimdiden söyleyeyim işi çok zor. Allah yardımcısı olsun. Yani partiyi hızlı bir şekilde toparlayabilmesi için teşkilata güzel bir güncelleme yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü yani il teşkilatlar, yerel teşkilatlardan mı yoksa genel merkezden mi? Hayır, genel merkez değil. Şanlıurfa'daki teşkilat. Yani il teşkilatlarında. Aynen il teşkilatlarından. Çünkü toplumda karşılığı olan gerçekten siyaseti hakkıyla yapan, yani 13 tane ilçemiz var. Saysam, bu ilçe başkanları saysam ya iki tane çıkar ya çıkmaz. Evet. O yüzden ilçe başkanlarını ve teşkilat başkanlarının gözden geçirilmesi lazım. Toplumda karşılığı olmayan adamın siyasete girmesini ben kesinlikle bir siyasetçi olarak kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum. Çünkü siyaset matematik işidir. Evet. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Karşılığı varsa vardır, yoksa yoktur. Şimdi ben burada isim vermek istemiyorum. Bir tanesi hayır, isim olmaz. Vermek istemiyorum rencide olmaması açısından. Ve hatta onu şu an beni izlediğini de biliyorum. Bir ilçemiz, merkez dışında bir ilçemiz. Oranın ilçe başkanıdır. İlçe başkanı olduğu günden bu yana Allah için bir sefer olsun bulunmuş olduğu ilçenin sorununu, sıkıntısını dile getiremiyor. Niye getirmiyorsun kardeşim? Sen ilçe başkanı değil misin? Ya bu buradaki belediye başkanı gücüdür, korkuyorum. Kardeşim korkuyorsan sen niye siyasete girdin? Yani ben bunu Mahmut Bey'le zaten görüştüm. Hatta hayırlı olsuna da gittim. Ben bunu kendisine sıkıntıları iletirim kendisine. Çünkü kendisi gerçekten benim için değerli bir insandır. Evet. Peki şimdi Şanlıurfa'nın biliyorsunuz bir büyük şehri, işte 13 tane de ilçe belediyesi vardır. Harran Belediyesi'ne bakacak olursak o da Cumhur İttifak'tan seçilen bir başkandır. Suruç'ta zaten kayyumlar atanan bir belediye başkanı vardır. Şöyle bir mutlaka ki siz de siyasete atılmışsınız. Daha önce de siyasetin içerisindeyiz ama bağımsız milletvekili adayısınız. Şanlıurfa'nın bir fotoğrafı çıkartmışsınız mutlaka. Eksikler nelerdir, artılar nelerdir diye. Bunları mutlaka biliyorsunuz. Yerelde neler oluyor? Çalışmalar nasıl görüyorsunuz? Sayın Özer, ben yerelde gördüğüm bir şey var. O da benim canımı çok sıkıyor. Evet. Bakın mesela Akçakale'nin ilçe başkanı, Akçakale'nin belediye başkanı Yalçın Kaya gitmiş, biliyorsunuz Tunceli belediye başkanından, sosyal medyada var zaten,
Gitmiş oradan bir proje istemiş. Ya demiş ki sizin buradaki projenizi verin, biz bunu bir Akçakale'de uygulayalım. İşte başkan da kendisine güzel bir şekilde anlatmış. Demiş ki işte 5 kilo örnek veriyorum. 5 kilo nohut vereceksin. İşte bu kadar da mazot vereceksin. Bunlar bunu ekecek, biçecek. Ondan sonra getirip bana verecek. Ben de bunu satıp karını o vatandaşa veriyorum demiş. Kendisi de çıkıp Akçakale'yi rezil etmek için, Akçakale'leri rencide etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Diyor ki bu sistem Akçakale'de tutmaz. Niye tutmaz? Paramı geri vermez. Niye tutmaz bu sistem? İşte valla ben Akçakale'de herhangi birine 5 kilo nohut verirsem nohutu alır gider, nohutu geri getirmez. Yani buradan dışarıdan izleyen bir vatandaş olarak, diyelim ki bunu dışarıdan bir vatandaş izliyor. Ya sen demek ki bu adama 5 kilo nohut verdiğin zaman bu adam getirmiyorsa bu adam kırgızdır. Bunun manası budur. Ve hatta Sayın Yalçın Kaya daha önceki konuşmalarında da biliyorsunuz çok faul konuşmaları var. İşte dedi ki Urfa'ya peygamber lazım, Akçakale'ye de daha fazla peygamber lazım dedi. Çok peygamber de Akçakale'ye lazım dedi. Niye kardeşim, bu Akçakale'ler sapıtmış mı? Yoldan mı çıkmış? Yoldan mı çıkmış? Ya da bir sonraki saha çalışmanızda ya da bir sonraki adaylığınızda Akçakale'ye biliyorsunuz daha önce Balıklı Göl getireceğim vaadi vermişti. Evet. Ben tahmin ediyorum bir sonraki vaadi de herhalde Akçakale'ye peygamber götürecek diye ben düşünüyorum. Ve hatta bakın, Akçakale'den konu açılmışken, Akçakale'de bir ilçe başkanı var, Sayın Özel, aslan gibi adam, İbrahim Toygar, İyi Parti ilçe başkanıdır kendisi. Bu mevcut olan belediye başkanının ayıplarını çıkardığı için, işte 16 tonun hesabını sordu, 16 tonu demirin cevabını veremedi. İşte hayvan toplama için ciddi bir mevlede bir ihale yapılmış ve ciddi bir oranda, benim şu an aklımda değil, yalnız çok büyük bir rakamla köpek toplama, şehirden köpek toplama ihalesini vermiş vesaire vesaire. Bu arkadaşa da ne yaptı biliyor musunuz? Sen nasıl beni eleştirirsin? Sen nasıl benim ayıplarımı çıkartırsın? Bu Akçakale ilçe başkanı İbrahim Toygar'ın yakını köyde bir ev yapıyor. Gidip bu ev ruhsatsızdır adı altında İbrahim Toygar'a 42 milyar, eski parayla söylüyorum, 42 milyar ceza yazıyor. Ev İbrahim Toygar'ın değil. Tapu İbrahim Toygar'ın adında değil. Ve bu adam ne yapıyor? Gidiyor mahkeme açıyor ve mahkemeyi kazanıyor. Yani AK Partililer bazı rejimini getirmek istiyor. İnsanları korkutuyor. İnsanları sindiriyor. Ya senin yakının var, konuşamıyorsun, işte belediyede çalışıyor. Ya bir akraban var, ya bir dostun var, ya bir eşin var. Yani kesinlikle bunlar diyor ki kardeşim bizi eleştirme. Ya kardeşim sen kimsin? Kimsin sen, kim? Eleştirilmeyecek ve tenkit edilmeyecek biri varsa o da Allah ve Resulüdür. Her insan eleştirilmeye açık olmalı ya. Ahlak çerçevesi içinde, bakın az önce Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirdim ben. Doğru mu Sayın Özer? Evet. Sen kimsin ki seni eleştirmesinler? Yanına giden bir muhtar yanına gitmiş. İsmi aklıma gelmiyor herhalde. Yanılmıyorsam Çakmaklı Mahallesi'nin muhtarı. Yanına gitmiş ya demiş. Bizim mahallemizi pislik götürüyor. Servisler köyümüze giremiyor. Vefat eden yakınlarımızı ziyarete gidemiyoruz. Diğer vatandaşa ne diyor biliyor musunuz? Sen git diyor, 5 yıl yağmur yağmayacak diyor. Ya kardeşim sen müneccip misin? Bu senede bereket var, yağmur yağıyor. Bu senede bereket var, yağmur yağıyor. Hadi nasıl yapacağız? Hiç kar görmemişsin, Mart'ta kar gördük. Şimdi bakın Sayın Özer, kendisine oy veren insanlara demediğini bırakmadı. Peki şimdi diyeceksiniz ki veyahut şu an ekranlara başında izleyen vatandaşlarımızda ben biliyorum ki şu soru var akıllarında. Ya diyecekler ki işte kardeşim sen iyi güzel konuşuyorsun da demek ki vatandaş bu adamdan memnun, o yüzden oy veriyor. Kesinlikle öyle değil. Bakın. Hatta Sayın Özer ben size ispat edeyim bunu. Şanlıurfa'nın milletvekillerinden tutun. Büyükşehir Belediye Başkanı 5. nötrün sahibidir biliyorsunuz. Evet. Ondan tutun. Eyyubiye Belediye Başkanı'ndan tutun. Sayamadığım bütün ilçelerimizdeki belediye başkanlarından tutun.
Maalesef bunların toplumda hiçbir karşılığı yok. Bunlar gelsinler benim mahalleme, muhtar adaylığını koysunlar, seçilemezler. Niye? Peki, evet. Güzel bir soru sordunuz, cevaplayacağım. Şimdi tekrar söylüyorum, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız ne diyor şu an? Ya diyor kardeşim, sen ne saçma saçma konuşuyorsun? Madem bu adamların toplumda karşılığı yok, neden AK Parti Urfa'da %65, %70 oy aldı? Neden Harran'da %97 oy aldı? Doğru mu? Doğru. Tamam, ben bunu söyleyeyim. Ceylan Pınar eski belediye başkanı Menderes. Harran belediye başkanı Mehmet Özyavuz eski. Evet. Akçakale'nin eski belediye başkanı. Bunların üçüne bu geçtiğimiz dönemde 31 Mart yerel seçiminde biliyorsunuz sıralama verilmedi. Doğru mu? Doğrudur. Bunlar ne yaptı? Başka partiden aday oldu. Bunlar dedi ki ya kardeşim halk bizi seviyor. Bak ben Ceylan Pınar'a geliyorum, adamlar beni kaleşli koflarla karşılıyor. Öbürü dedi işte ben Harran belediye başkanı ya dedi beni havalimanından 500 arabayla aşiret reisleri karşılıyor. Öbürü dedi öyle, öbürü dedi öyle. Peki sonuç ne? Hepsi aday oldu. Ve belediyeler ellerindeydi. Kaybettiler. Ve gelen vatandaşa al sana 20 ton demir, al sana şunu, al sana taziye ver Allah'ım ver. 31 Mart yerel seçiminden önce vermedikleri vaat, yazmadıkları fiş kalmadı. Hangisi kazandı Sayın Özer? Hiçbiri. Hiçbiri kazanmadı, doğru mu? Doğrudur. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu seçilmeyen 3 tane belediye başkanı halk tarafında, halk nezdinde sevilmiyor anlamında değil. Değildir. Tabii ki seviliyorlar, tabii ki sayılıyorlar. Bir iktidarı gücü vardır. Bizim bakın, bizim Urfa'daki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bakın bizim Urfa'da feodal bir yapı var. Bizim Urfa'daki en büyük sıkıntımız vatandaş Gaziantep gibi, Diyarbakır gibi, Mardin gibi, İstanbul gibi, Adana gibi tutup telefondan araştırmıyor. Ya kardeşim işte AK Parti'nin milletvekili sıralaması yayınlanmış. CHP'ninki yayınlanmış. İYİ Parti'ninki yayınlanmış. Ya biz bir bakalım bunlar kimdir? Ha Kosovalı, gerçekten bu adam iyi bir adamdır. Bu adam bizim sorun sıkıntılarımızı dile getiriyor. Biz bu adam AK Parti'de değil, ister CHP'de olsun, ister İYİ Parti'de olsun biz buna verelim. İşte Mehmet. Ya bu adam da iyi adamdır. İşte öbürü şöyle de. Böyle bir şey yok Sayın Özer. Adam gidiyor. Bakın adam gidiyor. AK Parti ablemine tak vuruyor gidiyor. Zaten kullanılan oyların %40'ı %45'i seçmen tarafından kullanılmıyor. Biliyorsunuz seçimler genelde yazın oluyor. Urfa'da tarım işçisi olduğu için Urfa'nın %30'u %40'ı zaten biliyorsunuz Ankara, Polatlı vesaire o bölgelere gidiyor. Karadeniz'e. Aynen öyle. Buradaki muhtarlar oylarını basıp AK Parti'ye veriyor. Ve az önce programdan önce ben size gösterdim değil mi? Messenger'ıma gelen yazıları. Şu an Harran'dan, Akçakale'den yüzlerce muhtar bana yazı yazmış. Ne diyorlar? Ya kurban olayım işte bizim köyümüzde bu yok, bunu dile getir. Öbürü yazmış ya işte bizim 200 haneli köyümüz var. 100 tane aboneye yetecek trafo koymuşlar. Trafo kaldırmıyor. Her gün şartel atıyor. 7-24 elektriksiziz. İşte TEDAŞ'ı sık arayıp rahatsız ettiğimiz için ya kardeşim gelin bunu değiştirin, bu bize yetmiyor. Bu sefer TEDAŞ gelip bize ceza yazıyor diyor. Ya güzel kardeşim sen oyunu AK Parti'ye veriyorsun. Şikayeti muhalefete yapıyorsun. CHP'ye yapıyorsun. Öbür partiye yapıyorsun. Tamam yap. Yap. Ben elimden geldiğince. Şimdi ben oraya geleceğim. Ben senin sorusunu oraya açacağım. Şimdi biraz önce siz dediniz ya. Ya işte Harran'da %97 İşte AK Parti'ye oy vermiş insanlardır dediniz. Şimdi biz bakıyoruz tabii ki Harran'da olsun, işte Akçakale'de olsun, işte Urfa'da olsun, başka yerlerde olsun. İktidardan yakın, iktidar oy veriyor ama iktidardan yakınır. Şikayeti gidip başka muhalefet partisine yapıyor. Ki mesela CHP dediğimiz zaman Harran'dan, Akçakale'den ne alaka? Ama oranın halkı gidiyor şikayetini, derdini, sıkıntısını CHP'ye anlatıyor. Neden oluyor bu? Şimdi Sayın Özer, tabii ki sorunuza cevap vereceğim. Bakın ben burada sözde vatandaşlarımızın soru sıkıntılarını yazdım söylemek tabii, için. Tabii ki. Biliyorsunuz ben gelip bazı il başkanları gibi, ilçe başkanları gibi kamera benim önümü çekebilir. Ben bir yere bakarak konuşmam. Doğaçlama. Doğaçlama. Benim
anlatmış olduğum sıkıntılar birebir yaşamış olduğum sıkıntılar. Kardeşimin, amcam oğlunun, dayımın, akrabamın yaşamış olduğu sıkıntılardır. Biz gene buradan kafadan konuşmuyoruz. Bakın bu bana yazı yazan muhtarlardan bir tanesi cesur çıktı. Dedi ki kardeşim sen benim ismimi televizyon programında söyle ya. Söyle ben korkmuyorum dedi. Evet. Ahmet Demir Harran'da emekli mahalle muhtarıdır kendisi. Ahmet Demir. Evet. Ya diyor kardeşim yarım saat konuştuk. Ya altyapı yok, Galazistan yok. Ya yok da yok. Yok da yok. Kardeşim Harran'da %97 oy veriyorsunuz. Türkiye'de birinci ilçe seçiliyorsunuz. İki damla yağmur yağdığı zaman köstebek yuvasına dönen yollarınız var. Büyük türbe, ben Siyali aşiretine mensubum bu arada. Benim akrabalarımın ekserisinin olduğu köy. Büyük türbe köyü. 12 tane mezara bağlı buna. Şehirden Harran'dan 65 kilometre mesafede. Ya bir tane sağlık ocağı yok. Bir tane sağlık ocağı yok. Gidin batıya 10 haneli evde, 10 haneli bir köyde sağlık ocağı var ama büyük türbe 3000 nüfusu var, 3000. Bine yakın sadece seçmeni var. Oy kullanan vatandaşı var. Sağlık ocağı yok Sayın Özer. Yani tamam kardeşim anladık feodal bir yapı da. Ya bu kadar olmaz. Zaten Harran, Akçakale bu bölgeler siz de biliyorsunuz. Ya AK Parti ya Milliyetçi Hareket evet. Partisi. CHP gidip oradan aday göstermez. İyi Parti de hiç gidip oradan aday göstermez. Çünkü daha önce gösterdi biliyoruz. Tamam da burada iki seçenek var. Ya Milliyetçi Hareket Partisi ya AK Parti. Zaten şunlar, bunlar şu an ikisi ittifakta tek parti oldular biliyorsunuz. Evet. Nasıl olacak bu? Bunun tek çaresi var. Kardeşim sen aklını kullanacaksın, aklını. Ya İyi Parti senin sorun sıkıntının dile mi getiriyor? Ya İyi Parti'ye ver. Ya CHP senin sorun sıkıntılarını dile mi getiriyor? CHP'ye ver. Ya Halil Kosovalı 7/24 senin için televizyonlarda, videolarda, konferanslarda nerede eylem oluyorsa katılıyorum. Vatandaşın sorun sıkıntısına çare bulmaya çalışıyorum. Yardımcı oluyorum. Ya bana ver. Vermiyor. Bakın 28. dönem bağımsız milletvekili adayı olarak giren benim bir arkadaşım var. Çok değerli bir arkadaşımdır. Abdülkerim Koç. Bağımsız milletvekili adayı olarak girdi. Bir sürü masraf yaptı. Akrabaları deseniz arkasında durdu. Yahu biz dedik ki bu adam kesin kazanır. Çünkü algı görüntü onu gösteriyordu. Adamın almış olduğu oy oranını burada açıklamak istemiyorum. Yani çok düşük bir oy aldı. Peki neden kaynaklanıyor? Mesela bu genelde öyledir. Şimdi batıya baktığınız zaman bilinçli seçmen şunu yapıyor. Diyelim ki adam yani genel seçimden yerel seçimler aynı anda yapıldı. Şimdi gidiyor diyor ki ya işte şu milletvekili A Parti'nin milletvekili diyor çalışıyor. Oyunu ona veriyor. Diyor ki ben B Partisi'nin de belediye başkanı çok iyidir. Götürüyor o partiye veriyor. Ha diyor ki bu sefer de meclis üyeliğinde diyor. Ha ben bunu tanıyorum. Bunun partisinin meclisi çok güçlü. Mesela hani şu anda İstanbul'da AK Parti'nin elindedir. Ankara'da AK Parti'nin elinde meclis ama belediye başkanı da CHP'nin elindedir. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman bilinçli seçmen bunu yapıyor. Peki Şanlıurfa'da neden yapılmasın? Yani biz paket oy dediğimiz gibi ya bir bakıyorsun adam partiyi beğendi, partiyi eleştiriyor. Ki bakıyorsun ki yine birinci parti çıkmıştır Şanlıurfa'da. Şimdi Sayın Özer bakın sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bakın Harran'da üniversite mezunu %3 Tunceli'de %97 evet Harran'da %97 oy alıyor AKP evet Tunceli'de %3 oy alıyor niye biliyor musunuz? Bizim vatandaşımız kesinlikle, özellikle Urfa için söylüyorum, ben Urfa için söylüyorum, kesinlikle araştırmayı sevmez. Kesinlikle araştırmayı sevmez. Bakın, Karl Marx'ın bir lafı geldi aklıma. Karl Marx ne diyor? Karl Marx diyor ki, bana televizyonlarla gazeteleri verin diyor, ben size insanlığı satın alayım diyor. Şimdi AK Parti hükümeti de medyayı ele geçirdi. Medyayı satın aldı. Medyayı satın aldıktan sonra vatandaşı 7/24
yalan haber izletiyor. Bakın biliyorsunuz ismini söylemek istemiyorum. Hayır, evet, meşhur bir kanaldır. Biliyoruz. Urfa'da bakın 81 il var Türkiye'de. En çok izlendiği il Şanlıurfa'dır. Ama kalmadı o. Şanlıurfa'dır. Şu anda kalmadı. O eskiden öyle ama şu anda kalmadı. Adam bakıyorsun ya geliyor işte kardeşim diyor adam bakıyorsun adam şey olmuş. Ekonomist olmuş. Ya işte efendim Rusya'da savaş var bilmem ne. Ya kardeşim kurban olayım sana. Adana hangi tarafta diyorsun adamı? Adana'nın yolunu bilmiyor. Ama adam gelmek seninle ekonomiyi konuşuyor, ekonomiyi tartışıyor. Yani Sayın Özer kesinlikle ve kesinlikle bakın vatandaşlarımızın aklını başına alması lazım. Ya bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Özer. Evet. Ekonominin kitabını yazmadan önce mazot 4 liraydı. Mazot 4 liraydı. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görmek için, görebilmek için ekonomist olmaya gerek yok. Her bilgili, her duyarlı vatandaşın şunu bilmesi lazım. Kardeşim, tavuğunu satan adam yumurta satın almak zorunda kalır. Keçisini satan adam süt, yoğurt, et satın almak zorunda kalır. 2002'de AK Parti neden iktidara geldi? Sebep neydi? AK Parti'yi iktidara getiren sebep neydi? Rahmetli Ecevit mekanı cennet olsun. Onun zamanında biliyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanımız her yerde söylüyor zaten. Ya kuyrukları vardı, yakıt kuyrukları vardı, bilmem vardı da vardı. Doğru mu? Peki şu an var mı? Marketlere gidin, ya kuyruğu. Akaryakıt istasyonlarına gidin. Adam 50 kuruş ya da bir tane daha ucuz alayım diye kilometrelerce yakıt istasyonlarında kuyruk oluşuyor. Hastaneye randevu alacaksınız ucuz, Sayın Özer. Ucuz yağ almak için kuyruğa gidiyoruz tabii ki. Hastaneye randevu alıyorsunuz 10 günden 15 günden aşağı randevu yok. Benim silah taşıma ruhsatımın süresi bitti. Vallahi de billahi de ben 2 aydır heyete rapor alamıyorum Sayın Özer. 2 aydır ben rapor alamıyorum. Arıyorum dolu. Ne zaman arasam dolu. Şu an vatandaş para vererek torpille hastaneye randevu alıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Yani vatandaşımızın bunu görmesi lazım. Hastane ya kardeşim sana değil 800 yataklı 800 bin yataklı hastane yapsa ve o hastanede doktor olmasa ne yazar evet. Sayın Özer? Yok. Doktor yok. Bakın Urfa'da Urfa mesela doğurganlıkta birinci. Her sene birinci çıkıyor. Genç nüfusta birinci. Aynen öyle. Hollanda'ya bakın Şanlıurfa'nın doğum oranıyla Hollanda'nın doğum oranı aynı. Bir ülke bir il. Bir ülke bir il düşünün. Ve bizim maalesef büyükşehir hastanemiz yok. Yanı başımızdaki Antep'in ilçesi olan Kilis'te var. Benim arkadaşım ameliyat oldu. Urfa'ya getirdiler. Burada enfeksiyon bölümü yok. Urfa'dan Adıyaman'a gönderdiler. Yani bu iş midir? Adam göz ameliyatı olacak. Kalp ameliyatı olacak. Vallahi billahi Urfa'da olmuyor. Çünkü Urfa yattın mı bitti. Allah rahmet etsin. Ben Urfa'da ameliyat olup da sağ çıkanı görmedim. Bizim Antep'te neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Orası büyük şehir, burası büyük şehir. Neyimiz eksik? Neyimiz eksik Sayın Özel? Eksik bir şeyimiz yoktur. Nüfusta bile onlardan fazlayız. Nüfusta bile onlardan fazlayız. Ama gel gör ki Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Şanlıurfa'nın 2 tane 3 tane ilçesine park yaptı. Urfa'nın bütün ilçelerindeki turizm yeri Halfeti olsun, Haran olsun, Göbekli Tepe olsun. Bunların tanıtımını Gaziantep'te yapıyor. Turisti Antep'e çekmek için. Gel diyor Antep'e gel diyor. Ben seni Urfa'ya götürürüm. Ücretsiz servisle gezdiririm. Peki bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız ne yapıyor? Sayın Özer. Gidin bakın alt geçitlere poster asmış. Şu kadar vatandaşa makarna verdik. Şu kadar vatandaşa yardım ettik. Ya ne kadar ayıp iş. Evet. Şimdi Sayın Kosovalı programımızın artık sonuna geldik. Ben size en azından Şanlıurfa'da bir mesaj vermek için 2-3 dakikada bir süre vereyim size. Şanlıurfa'da en son neler söylemek istersiniz? İnşallah önümüzdeki günlerde tabii her programa katıldığınız zaman farklı sorunları dile getiriyorsunuz. Birkaç dakikadan beri Şanlıurfa kamera burada, Şanlıurfa'da burada. Neler söylemek istersiniz Şanlıurfa'da? Ne mesajınız var? Şimdi Sayın Özer, az önce dediğim gibi programdan başlamadan önce ben size telefondaki gelen yazışmaları gösterdim değil mi? Sorunlar hepsi evet gelmiş size telefon. Yani o kadar şikayet geliyor ki sanki yani ya, emin olun ben
alo şikayet hattı kursam bu kadar şikayet gitmez. Yani o kadar şikayet var ki saymakla bitmez. Bakın bu listeyi getirdim. Bakın bu listeyi şu an okumaya çalışsam, buradaki kişilerin ismini vermeye çalışsam bir saat daha zamanımız alır. Evet. Yani biz zaten bir saate yakındır zaten konuşuyoruz. Evet. Söylediklerimizi söyledik. Benim samimiyetime inanan kardeşlerime sesleniyorum. Bilinçli seçmene sesleniyorum. Kardeşim ben Eyyubiye'de ikamet ediyorum. 94'ten beri biz Eyyubiye'deyiz ama doğma Harran, büyüme Eyyubiye. 89 doğumluyum. Kardeşim Eyyub peygambere geleceksin. Eyyub peygambere geçtikten sonra orada şelale var. Şelaleye geleceksin kardeşim. Orada beni arayacaksın. Veya orada şelalenin etrafında kime, Kosovalı kimdir diye kime sorarsan sor, beni tanır zaten. Evet. Benim bilinçli insanlara ihtiyacım var, inanmış insanlara ihtiyacım var Sayın Özer. Evet. Bakın bir inanmış, 10 ikna edilmişten iyidir. 10 inanmış, 100 tane ikna edilmiş kişiden iyidir. Evet. Ben bana gönül veren, gerçekten yarın Allah nasip ederse bağımsızlığımı tekrardan ilan eder ve yüksek seçim oruna evrakımı verir, bağımsız olarak girersem, ki daha çok süre var, ne olacağı belli değil. Bilmiyorum. Büyük konuşmamak lazım, evet. Koyarsam, sandıklarda benim oyuma, sandıklarda sahip çıkacak. Ben senin sandığın başında dururum kardeşim, ben senin oyuna sahip çıkarım. Ben canı gönülden sana oy vereceğim diyen arkadaşlarım, kardeşlerim, ablalarım, abilerimin bana ulaşmasını istiyorum. Telefon numaramı veriyorum. 0532 064 5163. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sanıfanın sorunlarını konuştuk. Türkiye'nin, dünyanın gündemini anlattınız bizlere. İnşallah önümüzdeki günlerde başka programda bir araya gelmek dileğiyle dileyelim. Evet değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz bağımsız milletvekili adayı Sayın Halil Kosovalı'dı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum.